Sorumuz şöyle, gx eşittir tanjant x eksi 3 pi bölü 2 artı 6, g'nin tersini bulmamız isteniyor. Bulduktan sonra buraya yazmamızı istemişler. Ayrıca g'nin tersinin tanım kümesinin ne olduğu da sorulmuş. Üzerinde çalışacağım boş alanı açayım ve bu soruyu çözelim. g'nin tersi neymiş bulalım bakalım g fonksiyonu zaten burada yazıyor. Yanına da gx'i iliştireyim, karışmasın, evet. gx neydi? Tanjant x eksi 3 pi bölü 2 artı 6. g'nin tersini bulmanın en kolay yolu x gördüğüm yere g üzeri eksi 1 x, gx gördüğüm yere de x yazmaktı, değil mi? Ardından g üzeri eksi 1 x'i yalnız bırakacağım. E hadi başlayalım o zaman. x eşittir. Tanjant g üzeri eksi 1 x eksi 3 pi bölü 2 artı 6. Şimdi g üzeri eksi 1 x'i yalnız bırakacağız. Videonun bu anında lütfen videoyu durdurun ve bu soruyu önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Peki her iki yandan da 6 çıkaralım ki sağdaki 6'dan kurtulalım. x eksi 6 eşittir tanjant g üzeri eksi 1x eksi 3 pi bölü 2 oldu. Şimdi de eşitliğin her iki yanını da ters tanjant fonksiyonuna sokalım. Sol yan ne olur? Tanjant üzeri eksi 1 içinde x eksi 6 eşittir. Eşitliğin sağında ne var? tanjantı ters tanjant fonksiyonuna sokacağız. Tanım kümesi uygun bir şekilde sınırlandırılmışsa ki ee, o konuya biraz sonra daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Tanjantın ters tanjantını almak demek geriye yalnızca parantez içindeki bu ifadenin kalması demektir. Tanım kümesi uygun bir şekilde sınırlandırılmışsa, tanjant üzeri eksi bir içinde tanjant herhangi bir şey olabilir. Örneğin, teta olsun eşittir teta. Tekrar söylüyorum, bu eşitliğin geçerli olabilmesi için teta'nın olası değerlerinin yani tanım kümesinin uygun şekilde sınırlandırılmış olması gerekiyor. Biz de öyle olduğunu kabul edip soruyu çözmeyi sürdürelim. O halde parantez içindeki bu ifadenin tanjantının ters tanjantı parantez içindeki ifadenin kendisidir, burasıdır g üzeri eksi 1 x eksi 3 pi bölü 2. Evet soruyu çözdük sayılır. g üzeri eksi 1 x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki yanına da 3 pi bölü 2 eklemeliyiz değil mi? Sağdaki ve soldaki ifadeleri yer değiştirerek yazayım. g üzeri eksi 1 x eşittir tanjant üzeri eksi 1 içinde x eksi 6. Her iki yana da 3 pi bölü 2 ekleyeceğiz. Sol yandaki ifadeyi sağ yazdığımız için sağ yana ekleyeceğiz. Artı 3 pi bölü 2. Bu yanıtı diğer sayfada yazayım. Burası silinirse unuturum, kaybetmeyelim. Tanjant üzeri eksi 1, içinde x eksi 6 artı 3 pi bölü 2. Bunu yanıt kutusuna yazalım. g üzeri eksi 1 x eşittir. Tanjant üzeri eksi 1 eksi 1 yazalım hemen devreye girerek tanjantın tersini ark tanjant olarak yazdı. Gördünüz değil mi? Artı 3 pi bölü 2. Burayı da düzgün bir şekilde yazdı. Bulmamız gereken bir şey daha var. G üzeri eksi 1 x'in tanım kümesi. Şimdi biraz da bu konu üzerine kafa yoralım. Öncelikle tanjantın nasıl bir fonksiyon olduğunu hatırlayalım. Birim çember çizersek, Evet çizeceğiz ama kullandığım bu yazılımın çizim aracı nedense düzgün çalışmıyor. Zor da olsa hallediyorum. Peki, bunun düzgün bir birim çember olduğunu kabul edelim. Burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Bir teta açısı çizelim teta açısının tanjantı açıyı meydana getiren bu ışının eğimidir. Açıyı meydana getiren iki ayrı ışın vardır aslında biliyorsunuz. Biri bu ışındır, diğeri de x ekseni üzerinde yer alan bu ışın değil mi? teta'nın tanjantı bu ışının eğimidir. Yalnızca birkaç teta açısı dışında tüm teta açılarının tanjantını hesaplayabilirsiniz. Bunun tanjantını bulabilirsiniz. Bunun tanjantını bulabilirsiniz. Bunun eğimini de bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Ne var ki Işın y ekseni üzerinde pozitif yönde uzanıyorsa veya y ekseni üzerinde negatif yönde uzanıyorsa eğimini bulamazsınız. Bunların eğimini bulamıyoruz. Bu iki ışının eğimleri sırasıyla artı sonsuza ve eksi sonsuza yakınsıyor değil mi? Bu nedenle tanjantın tanım kümesi pi bölü 2 artı pi'nin katları dışında kalan tüm gerçek sayılardır. Pi bölü 2 artı pi çarpı k. Buradaki k herhangi bir tam sayı olabilir tabii. Artı yerine eksi de yazılabilir. Pi bölü 2'deyseniz ve bir pi eklerseniz buraya gelirsiniz. Bir pi daha eklerseniz buraya gelirsiniz. Bir pi çıkarsaydık buraya gelirdik. Bir pi daha çıkarsaydık aynı yere gelirdik. Aynı şey. Tanım kümesini bulduk. Bu tanım kümesi üzerinde istediğiniz her gerçek sayıyı elde edebilirsiniz. O halde değer kümesi nedir? Tüm reel sayılardır değil mi? Neden tüm reel sayılar? Çünkü birim çember üzerindeki tüm ışınları elde edebilirsiniz. Eğimi çok büyük olan bir ışın elde edebilirsiniz. Eğimi çok küçük olan bir ışın da elde edebilirsiniz. Bu da herhangi bir gerçek sayıyı elde edebilmek demektir. Peki ters tanjant fonksiyonu söz konusuysa tanım kümesinin birden fazla elemanı değer kümesinin bir tek elemanına gitmiyorsa bu fonksiyon tersinirdir değil mi? Örneğin bu çizdiğim ışının eğimi ile bu çizdiğim ışının eğimi aynıdır. Elinizde tanjantı aynı olan iki adet açı varsa, yani tanım kümesini bu açılardan yalnızca birini içirecek şekilde sınırlandırmamışsanız, fonksiyonunuz tersinir olmaz. Çünkü tanım kümesinde tanjantı aynı olan iki ayrı eleman vardır. Tanjant fonksiyonunun tersinir olabilmesi için tanım kümesinin eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında sınırlandırılmış olması gerekir. Böylece ters tanjant fonksiyonunu oluşturabilirsiniz ters tanjant fonksiyonuna herhangi bir gerçek sayıyı sokabilirsiniz. Ters tanjant fonksiyonunun tanım kümesi, tanım kümesi derken genel kabul gören tanım kümesinden söz ediyorum tabii. Fonksiyonun tanım kümesinde değer kümesinin bir elemanına giden yalnızca bir adet teta vardır. Genel kabulde tanjant fonksiyonunun tanım kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olarak alınır. O halde Ters tanjant fonksiyonunun tanım kümesi tüm gerçek sayılardır. Değer kümesi ise sınırlandırılmıştır. Bu da benzer şekilde genel kabul görmüş olan değer kümesidir. Değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır. Sınırlar dahil değildir yani açık aralıktır dikkat. Pekala asıl soruya dönelim g'nin ters fonksiyonunun tanım kümesi nedir denmişti g'nin ters fonksiyonunun tanım kümesini araştıralım parantez içindeki ifade herhangi bir gerçek sayı olabilir o halde bu fonksiyon ne olur? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında kalan bir sayı olur. Ama bize g'nin tersinin değer kümesi sorulmamış. Gerçi o çok daha ilginç bir soru olurdu ama g'nin tersinin tanım kümesi sorulmuş. Parantez içindeki x yerine herhangi bir gerçek sayı yazabilirim. O halde uygun şıkka bakalım. g'nin tersinin tanım kümesi eksi sonsuz ile artı sonsuz arasıdır. Bakalım doğru yanıtı bulmuş muyum? Kontrol edelim. Evet bulmuşum. Soru da sorulmamış ama gelin. G'nin tersinin değer kümesini de bulalım. Tanjant üzeri eksi birli ifadenin değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır değil mi? Bu aralık altını çizdiğim bu ifadenin değer kümesidir ama bu ifadeye bir de 3 pi bölü 2 eklenmiş. O halde fonksiyonun tamamının değer kümesi yani g'nin tersinin değer kümesi alt sınırı ne olur? Eksi pi bölü 2'ye 3 pi bölü 2 eklersek ne olur? 2 pi bölü 2 olur değil mi? 3 pi bölü 2'den pi bölü 2 çıkarırsa 2 pi bölü 2 kalır, o da pi'dir. Peki, üst sınırı ne olur? 3 pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklersek 4 pi bölü 2 eder, o da 2 pi'dir. g'nin tersinin değer kümesi neymiş? pi ile 2 pi aralığıymış. Bunun bir açık aralık olduğunu da unutmayın. Sınır değerler aralığa dahil değil. g'nin tersinin tanım kümesi tüm gerçek sayılarda unutmayın. x yerine hangi gerçek sayıyı koyarsanız koyun, değer kümesinde bir karşılığı olacaktır.